Zamzam TV'de Asaddi obunachilar uchun shunaqa 30 bor Qur'oni Karimni ko'rishlariga ham arabcha, ham kirilcha tarjima tafsirlari bilan qo'yilgan holati, shunaqa chiroyli islomiy sog'amizni xarid qilgan birodarlarimizga 30 foiz chegirmalarimiz bor. Zamzam TV 1.5 yosh munosabati bilan chiroyli aksiyalarni boshladi. Xarid qilgan birodarlarimizga O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublika aro dastaviga bepul holatda manzillarga yetkazamiz. Assalomu ala ashrofil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Saodatning sabablari degan mavzuda dars qilayotgandik. Bugun 5-chi sabab. Bugungi mavzuimiz nohaq tanqidga qanday munosabatda bo'lasan. Hayotda hammamiz tanqidga uchraymiz. Tanqid qilishadi. So'zimizni, fe'limizni, harakatlarimizni, yurish-turishimizni. Gohida bu tanqidlar o'rinli bo'ladi. Quloq solsangiz, haqiqatda aytayapti, tuzatsa bo'ladi. Diqqat qilib mulohaza qilsangiz, haqiqatan bu narsani bundan yaxshiroq qilish mumkin edi. Lekin ba'zida mana shunday bir noo'rin tanqidlarga ham duchor bo'lasan. Tana malomatlarga, hatto tuhmat bo'xtonlarga. Mana shunday holatda inson tushkunlikka tushadi. Qilayotgan ishini qilgisi kelmay qoladi. Qo'lini tushirib oladi. Hafsalasi pir bo'lib ketadi. Xo'p, mo'min odam mana shunday bir noo'rin tanqidlarga, nohaq tanqidlarga qanday munosabatda bo'lishi kerak? Odamlarning ahmoqlari, tentaklari Xoliq subhanahu va taoloni, rozi bo'lgan Haq taoloni so'kishdi. Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni haqorat qilishdi. Alloh taboraka va taolo hadis qudusida aytadi: "Shatamani ibni Adam. Odam bolasi meni so'kib haqorat qildi. Valam yakun yambag'i lahu an yashtumani." Unga bunday qilishlik, meni so'kishligi to'g'ri bo'lmasa-da, lozim bo'lmasa-da. Yu'zini ibni Adam. Yasubud dahra. Odam bolasi menga aziyat beradi, zamonni so'kadi. Va ana dahru biyadil amr. Men zamonman. Zamon menman. Hamma ish meni qo'limda. Uqolli bullayla va nahar. Kun bilan tunni o'zim almashtirib turaman. Amma shatmuhu iyaya qawluhu innali waladan. Endi meni haqorat qilishiga kelsak, odam bolasi Allohning bolasi bor dedi. Men esa tug'maganman, tug'ilmaganman va menga biror kimsa teng emas. Allohni haqorat qilyapti odamlar. Endi mana shunday tabiatli insonlardan sen bilan men birodar nimani kutishimiz kerak? Agar sen hayotda bir yutuqqa erishsang, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsang, ko'pchilikda bo'lmagan yaxshiliklardan qo'lga kiritsang, albatta achchiq, noo'rin tanqidlarga, ma'lumotlarga, hatto tuhmat bo'xtonlarga ham duch kelasan. Ha, hayotda nimagadir erishgan bo'lsang, albatta seni mana shunday bir nohaq tanqid qilishadi, ma'lumot qilishadi, tuhmat bo'xton qilishadi. Mana shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlarga albatta duch kelasan. Bunaqa odamlar avvalan bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Seni endi tanqid qilishni boshlashdi. Demak, endi bilding bunaqa odamlarning borligini. Chunki nimagadir erishganingdan keyin tanqid qilishni boshlashdi. Endi ozgina bir muvaffaqiyatga erishding, tijorating yurishdi, hurmating oshdi, qo'lingga bir narsa keldi, mana endi ko'raver. Mana endi shunaqa odamlarni ham borligini ko'raver. Bunaqa odamlar, birodarlar, tinchimaydi. To teshik topib kirib ketmaguncha yo ko'tarilib ketishlik uchun osmonga bir shoti toppaguncha, narvon toppaguncha bunaqalar hargiz tinmaydi. Modomiki sen bilan men mana shunga o'xshagan odamlarda orasida yashar ekanmiz, tayyor turishimiz kerak. Nimalarga? Ko'zimizni yoshlatadigan ishlarga, bizni xafa qiladigan so'zlarga. Bular tinch qo'ymaydi. Chunki ne'mat egasi borki, unga hasad qilinadi. Ha, o'zicha. Yangi mashina minib olibdimi? Yangi mashina minmasang ham gapiradi. Endi mashinadan ayrilib piyoda yursang, ha, piyoda qopdi-yu. Bora. O'tirgan odam qoqilmaydi. O'li yetti odamlar tepishmaydi. Birodarlar, ha, kamchilik bo'lishi mumkin hammamizda. Yuribsimi? Yurgan, tikka turib yurgan odam qoqilishi mumkin. Xato bo'ladi hammamizda. Endi shu tanqidni to'g'ri qilayotgan odamlar bor va noo'rin tanqid qilayotgan odamlar bor. Shunday odamlar bor. Agar sen ulardan o'zib ketsang,
ilmda, odobda, mol-u davlat to'plashlikda sen ularni ko'zida gunohkorsan. Seni aybing o'tib ketganing bo'ldi. Endi sen uchun hech qanday tavba yo'li yo'q. To erishgan yutuqlaringdan va Alloh senga ato qilib qo'ygan ne'matlardan ajralmaguningcha seni hech qachon bunaqalar tinch qo'yishmaydi. Maqtovga loyiq har qanaqa sifatingdan, ulug'ligingni har qanaqa ko'rinishdan ajralmaguningcha seni o'z holingga tashlab qo'yishmaydi. To sen ham ularga o'xshab yalqov, baxtsiz, ahmoq, tentek, befahm, befarosat, tugab bitganlar qatoriga kirib qolmaguningcha seni hargiz tark qilishmaydi. Ular aynan shu narsani xohlaydi. Chunki sen o'tib ketding ulardan. Ularni ana shu noo'rin tanqidlariga, hasadlariga sabr qilsang, senga ulug' ajr va mukofotlar bor, birodar. Undan tashqari, seni noo'rin tanqid qilishlari seni qadringni oshiradi. Chunki qadrsiz odamga nima qilinmaydi? Hasad qilinmaydi. Uchragansizlarda, to'g'rimi? Bora menga nima deyorgiz keladi? Pul olmayotgandingiz, Alloh uchun deb qilyotgandingiz, kelasiz, unisi u deb ketadi, bunisi bu deb ketadi, o'lib bor-yo hal o'lib ketdingiz. Agar shunday qilgan bo'lsangiz, oxirat uchun, savob uchun, din uchun, el uchun, mamlakat uchun bir xayrli ish qilayotgan paytingizda ozgina shunaqa bir sassiq suruv gaplarga quloq solib tashab ketar ekansiz, ular xohlagan narsani berib qo'ydingiz. Demak, sen ularning so'ziga, noo'rin tanqidlariga, haqoratlariga, bo'xtonlariga sabr bo'lishing kerak. Sobit turishing kerak, xuddi Uhud tog'idek. Harsang tosh, ko'rgansizlar, katta bo'ladi, o'zini borligini va qudratini isbotlashligi uchun sobit turadi. Mana shu harsang toshdek turgin, birodar. Kessani mana shu harsang toshga otsa, kessak kelib tegadida toshga parcha-parcha bo'lib ketgandek, agar sen sobit tursang, bunaqalarning gaplari keladida parcha-parcha bo'lib yo'qib ketaveradi. Ularning so'zlariga parvo qilma. Agar ularning so'ziga parvo qiladigan bo'lsang, ta'sirlansang, siqilsang, asabiylashsang, ular xohlayotgan narsani bergan bo'lasan. Be'etibor bo'l, qo'riladi ular. Gapirsang ham qilaveryapti, gapirmasang ham qilaveryapti. Moqtasang ham nima ishini qilyaptimi? Qo'rilib tugaydi. Demak, unaqa odamlarga beriladigan javob nima ekan? Innamasdan ishini qilaverishing. Ular bunaqa odamlar, nimani xohlashyapti? Aynan shu narsani. Ular seni hayotingni, umringni kir bo'lishini, seni baxtsiz bo'lishingni istaydi. Hali payg'ambarimizning hayotidan, payg'ambarlarning hayotidan misollar aytib beraman. Subhanalloh. Bu darslarimiz, mana darsimizni boshida aytdik, silsilani. Agar qalbingizni ochib qabul qilsangiz, qalbingizga mana shu yerda aytiladigan o'lchov tushunchalarni mahkam joylab olsangiz va shu bilan yashasangiz, siz saodatli inson bo'lasiz. Muhimi o'lchov va tushuncha. Agar o'lchov tushunchangiz to'g'ri bo'lsa, dunyodagi saodatli, baxtli odam siz bo'lasiz. Chunki bundaylarning hayoti aynan mana shunday. O'zlarini qo'lidan hech narsa kelmaydi. Birovga foydasi tegmaydi. Hayotda biror bir narsaga erishmagan. İşi oturup başkalarını muhakeme kılış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatı müracaat kılamız. Resulullah Tabuk'a koşun tayarlayanları da bana uzat hayatı da katlaşken ahriki gazat. 30 bin kişilik koşun yığıldı. Resulullah bana şu koşunla cihazlayanı Müslümanlarına infak ihsan kılıylar dediler. Şunda kimdir? Katta pul ap geldi. Kimdir? Azrak narsa ap geldi. Bağır bağırını ap geldi. Münafıklar munofiqlar. O'zi munofiq. Bir chekada o'tirib olib, ozgina narsa olib kelgan odamni ko'rib turib, 2 kilo xurmo olib keldi. 30 minglik kishiga 2 kilo xurmo olib keldi. Topgani shu. Olib kelsa, shu ham Ihsonbek, shuni ham olib keladimi? Uyatmaydimi? O'zi munofiq. O'zi hech narsa qilmaydi. Endi bir sahoba katta mablag' olib kelsa, qarab turib, riyo deydi. Riyo. Bu hoja ko'rsinga qilyapti. O'zi munofiq, o'zi hech narsa qilmaydi. E'tibor beringlarda, shunaqa hammani ta'na ma'lumot qiladigan, hammani muhokama qiladigan, g'ibat qiladigan odamlar o'zi hech narsa qilmaydi. To'g'rimi? Bizi aybimiz nimada? Bizi aybimiz shunaqa odamlarga e'tibor berib, ularning qadrini ko'tarishimiz. Bunaqa odamlarni
agar bir daraxtga o'xshatish kerak bo'lsa, ular shunaqa daraxtki, na soyasi bor, na salqini bor, na barki bor, na mevasi bor. Ularni maza bemaza so'zlarga e'tibor qilsang, birodar, ularni narxini oshirgan bo'lasan. Shuning uchun ularga parvo qilma. Ularni unini o'chirmoqchi bo'lsang, ularga javob bermoqchi bo'lsang, nima qilish kerak? Yana ham o'zingni ishingda peshqadam bo'l. Yana ham kattaroq muvaffaqiyatlarga erish. Yana ham katta cho'qqilarni egalla. Shunda ularga sen javob bergan bo'lasan, shunda ularni og'ziga muhr uriladi. Ma'qulmi? Ularga o'sha kishi ishini tashlab qo'yadigan bo'lsang, ular xohlagan narsani berasan, chunki pitga o'chashib kiyim kuydirilmaydi. Alloh taolo nima deyapti? Vala taghzana alayhim vala taku fi dayqin mimma yamkurun. Ey Muhammad alayhisalom, ularni ustida mahzun bo'lmang va ularni qilayotgan makr hilalaridan siqilmang. Shundan ogoh bo'l birodar. Ularni qilayotgan makr hilalaridan qalbing siqilmasin. Ularga e'tibor berma. Chunki it hurar o'tadi karvon. Qarang-da, karvon boshi karvonni boshlab ketyapti. Xalq uchun, yurt uchun kerak bo'lgan ustida mahsulotlar bor. Agar u karvonni yetalab ketayotganda unga xurayotgan itlarga to'xtab, har bittasiga yerdan olib kessak otaversa, nima bo'ladi? Bilasizmi? Karvon to'xtaydi. Yuklar manziliga yetmaydi. Omonatlar zoyi bo'ladi. Itlarni ko'pligidan kessak otaverib, kessak tugab, har bitta kessakda 2 so'mdan olib otishga to'g'ri keladi. Sen shukr qil, birodar. Sen shukr qil. Chunki sen insonlarga foydali bo'lgan, yuklarni ko'targan karvonsan. Sen shukr qil, shunaqa itlardan qilib qo'ymabdi seni. Ularga parvo qilma. Ularni qilayotgan noo'rin tanqidlari faqat seni qadringni ko'taradi xolos. Seni jamiyatdagi hurmating, mavqeingga qarab turib tanqidlar keladi. Faqat qo'lingni tushirib olmagin. Chunki sengacha ham bo'lgan bunaqa odamlar, sendan keyin ham birodar, mevali daraxtga tosh otiladi. Mevasi daraxtga, terakka biroq tosh otmaydi. Bunday odamlar, bunaqa noo'rin tanqid qiladigan, tuhmat, malomat qiladigan odamlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ham kamchilik topishgan. Xayru xalqilloh bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ishidan ham kamchilik topishgan. Rasululloh ana shu g'animalarni taqsim qilayotganlarida bir kishi kelib aytdiki, bu ishda adolat bo'lmadi. Ey Muhammad, Allohdan qo'rq dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, senga voy bo'lsin. Agar men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Menga samo ahli ishonadi-yu, malaikalar ishonadi-yu, sen ishonmaysanmi dedi. Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Ibn Mas'ud aytadi, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oldiga borib, uni so'zini yetkizdim. Noroziligidan Rasulullohning yuzi o'zgardi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azorlaganida sabr qilgan edi. Musa alayhissalomga nima aziyat bergan edi qavmi? Noo'rin tanqidlarga qanaqa munosabatda bo'lasan? Men misollarda aytayapman. Odamlar Allohga, Allohdan shuncha ne'matni olib turib, Allohning bolasi bor, xotini bor deb Allohni so'kib turgan bo'lsa, shunaqa tabiatli odamlardan sen bilan men nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi. Mana payg'ambarimiz aytayaptilar, Musoni Alloh rahim qilsin, bundan ham qattiq aziyatlarga duch kelganda sabr qilgan. Nima deganida? Musa alayhissalomga qavmi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aza Musa fabarrahu Allohu mimma qalu va kana indallohi vajiha. Ey mu'minlar, Musoga azor bergan kimsalar kabi bo'lmanglar. Bas Alloh Musoni ular aytgan ayblardan pokladi. U Alloh nazdida obro'li kishi edi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda mana shu Banu Isroilni Musa alayhissalomga bergan aziyatlardan bittasi payg'ambarimizning tilidan rivoyat qilinadi. Banu Isroil deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yalang'och bo'lib cho'milishar edi. Bir-birlarini avratlariga qarardi. Musa alayhissalom esa hayoli zot bo'lganligi uchun yolg'iz yuvinardi. Shunda Banu Isroil, vallohi,
Musa'nı biz bilen birge yönüşten onun bedenedeki ışığı barlığı tosadı deyişti. Grija deyildi. Ya ki bu kuvvetli ışığı bar. Degen ayıbını nisbet kılış aradı. Kime ayıbla şey yaptı? Kulçiliğden ap çıkıp gitken, Mısır'ını özüde tokusta möcüzeni körsetken, dengizini yarıp ölüp ötüp getip, Firavun'u çöktürgen, Musa aleyhisselam'ını, özlerinden bugün peygamberini, çünkü musibetlerden ap çıkıp gitken peygamberini ayıbla şey yaptı. Kimler? Banu İsrail, özünün kavmadan bugünler. Peygamberimiz aytadılar, Musa aleyhisselam küllerini biri de yuvunuş için vardı. Kimlerini yetişip bir taşın üstüne koydu. Koyuşu bilen taş onun kimlerini alıp kaçıp gitti. Taş yürüp gitti Allah'ın mucizesi oldu. Musa aleyhisselam taşın izinden kovup yürüp giderken kışkırardı. Kiyimim taş, kiyimim taştır. Yalangaç kaldı kiyimini kovulup giderken Yahudiler Musa aleyhisselamla görüştü şu halette. Ve açtı ki, ha vallahi Musa'nın buranda ayıbı yok iken deyişti. Ken kiyimini alıp taşını vurup kaldı koldaki asası bulan. Ebu Hureyre radıyallahu anh aytadı. Elbette ana şu taşta Musa urgan 6'ta ya ki 7'te iz var dediler. Şuna kadar tabiatı adamlarda içi de yürüp sen onlardan, men onlardan nimanı küçüğümüz gerek. Musa aleyhisselam ge ki şuna kadar muamele kılıçtı. Yine nime diyemiz. Musa aleyhisselam Allah Ta'ala yalvardı. Parvardigar adamlar beni tilleri yamanlaştan teyitsin de dua kıldı. Parvardigar şunu diyor ki, beni kayıtlı yamanlaşmasın. Mümkün işe, Allah'a mümkün işe, Allah kadıra bu işe. Şunu diyor ki, beni yamanlamasın kayıtlı bunlar. Allah Ta'ala dedi, ey Musa, sen soruyken narsanı özüm için hem kayım kımagen ben. Ular beni sökse hem, hakarat kılışsa hem, men onlarını yok kılıp taşlamayım ben. Belki rızklarını ata kılı uğramayın. Sen burada onları ağızdan yap koyamıyorsan, tıllarını bağlayıp koyamıyorsan, ama onların tankıt malumatlarını deparu alıyı bilen, onları itibar kımasını bilen, tohtatıp koyarsan, onlarını kömüp koyarsan. Kul mutu bi gaydikum. Bana şu adavatiler bilen, giniyeler bilen ölüp getiyeler de baktın. Eğer hemmeni razı kılaman diyken bu sen, hemmeni nazarda mahbub olaman diyken bu sen, bütün ağlamlı közü de ayıplardan pak bulaman diyken bu sen, sen şu olanı ham sanapsan. Sen amrı mahal işge indiripsen. Sen kıbbombidiyan işge kirişipsen. Çünkü hikmet taytilin genedek, irda'un nasi gayetun la tudrak. Adamlarını razı kılış, yetib bulmidiyan arzu. Garip adiblardan biri aytadı, sen doğru işini bacarginde, keyin her kanaka paskeş, naorun tankıttan yüz ögür. Seni rancitadigan sözge cevap verme. Makala ve şerge cevap verme. Çünkü adamların yarımı sen hakkındaki tankıtını okuşken bolsa, unutup bol işte. Yani koyan yarımı bolsa, o tankıtı eşitme genem, okuma genem. Küyünme. Sen, senge yazılgen tankıtını, senge kılınken naorun tankıtını, kaytaraman da raddiye yazmakçı bolsan, seni raddiyeni köpçülük adam düşünmüydü. Çünkü nimege raddiye berekkeni gene bilmiydi de. Çünkü buna kadar tankıtlarga raddiye verip mavzunu çigerleştirme. Tek koy, tek koy. Özü ölçadı, koladı. Adatta ki, yani bir tanesi de, bana cah ağzı köpeyip getiriyor, palancıya atıviyet kıldı. Pökünçüge atıviyet kıldı. Palancını on diye kop koydu, palancını önünü ölçülüp koydu. Özü udamlı 7 yıl burun kıyam o masalasını. 7 yıl bugün kıyam marozasından kırkıp durup, palancı damla palancıya atıviyet kıldı. O damla o artısı bile işeyem yok. Ona kadar artısı da balıkını bilmiydi yani. Palancı da ona palancıya atıviyet kıldı. Adette her kanıka mavzuunu dozabliği göler. 3 gün buladı. 3 günden kin adamları isten çıkaradı. Eğer tek koysanız 3 günde yok buladı. Eğer raddiye verseniz soğuyakken kazandı yana kaynatasız. Makul mu? Cevap vermeyin. Tek koyun. Neticede kim yutadı? Eğer raddiye verseniz, o şu boyaki hasat göğüler yutadı. Hakimlerden biri aytadı ki, adamların bir buradan topuş bilen avaralığı şu derecede ki, sen bilen bizi varlığımızı unutuşup koyan.
Ular özlerini, tirişligini doğrulaşıbdan şu derecede maşgul ki, sen bilen men ölüp keseyem, sezişmeydiyem. Az yine sabır kıl, bunu ziyem ötüp yetedi. Ahir, kora bulutunu tarqa genini, katlı şamanını tohta genini, cezirime issiğu, kahraton kışını soğuğam, tamam bu geni körmeyem mi sen? Sabır kıl, bunu ziyem ötüp yetedi. Çünkü yağmur, abadi yağmıydı. Lan yadurrukum illa azadid Allah Ta'ala. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Faqat yuragingizni siqadi. Asabingizni o'ldiradi, lekin hech narsa qila olmaydi. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa da azahum wa tawakkal ala Alloh va kafa billahi vakila. Siz kofirlar va munofiqlarga bo'yin sunmang. Va ularning azor aziyatlarga parvo qilmang, hamda Allohga tavakkul qiling. Allah'ın özü yeterli vakil ve hamidir. Buna kadar adamlar avalan barıdı. Hazıran bar. Bundan keyinen buladı. Bana birader, paskeş, tüben, beymanı adamlarını naorun tenkitlerine kendi muamalada buluşun keyliliğini bilvaldin. Onların özünü halıya koy. Bunda taifeler Allah'a ki şuna kadar münasebette buluşarken, özlerinin peygamberlerine ki şuna kadar muamalada buluşarken, indi sen bilen ben, ulardan nimani kutishimiz kerak? Ularga parvo qilma. 5-inchi sabab nohaq tanqidga qanday munosabatda bo'lasan? Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.